İstekrar. Fikri Sağlar'ın sözü yarım kalmıştı. Lütfen buyurun. Şöyle anlatayım. Şanlıurfa ile ilgili biraz bir bilgi vermek isterim. Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin seçmen var ve 3.642 sandıkta oy kullanmışlar. Recep Tayyip Erdoğan %62 almış. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da %36.8 almış. Sinan Oğan %1, Muharrem İnce'ye de %0.3, 3.197 oy gelmiş. Şimdi bakarsanız bu oyların aradaki, hele 2018'de karşılaştırırsanız, AKP'nin aldığı oy birden artmış. Evet, 2018'de de AKP ciddi oy almış ama bu sefer büyük şaibelerin oluştuğu bir seçimle karşılaştırdık. Nedeni de çok açık. Adalet Bakanı, bildiğiniz gibi, Şanlıurfa'dan birinci sıra milletvekili adayı. Ve Adalet Bakanı seçim kurullarında dolayısıyla başkanı. Tamamen anayasaya aykırı, anayasal suç işlenen ve aslında bu suçun da nelere mal olduğunun göstergesi olarak değerlendirmeliyiz Şanlıurfa'yı. Çünkü çok ciddi iddialar var. Bu iddialar belgeli. Sevgili Namık, sana o belgeleri gönderdim. Yani evet, video görüntülerini, fotoğrafları, tutanakları gösterdim. Kırsal alanla kentteki seçmen sayısı hemen hemen birbirine eşit. Tam 14 Mayıs'ta Şanlıurfa'da özellikle mevsimlik işçi, dolayısıyla göç var. Ve Şanlıurfa'yı da şu anda etkileyen güçler de işte ağalık, aşiretler, arkasından cemaatler, tarikatlar, bir zincir içerisinde. Yetkililerin söyledikleri şu: toplu oy kullanılıyor. Toplu oy kullanmak demek, sandık kurulu başkanını dışlayarak birileri oturuyor, bütün o köyün oylarını, gelen gelmeyen olmadan, fark etmeden hepsine oy veriliyor. Bu iddialar geçen seçimlerde olduğu için Şanlıurfa'nın değişik ilçelerinden Virenşehir'deki seçim kurulu başkanı, ben köylere, mezralara, kırsal alandaki yerlere kamera koyacağım demiş ve koymuş. Şimdi bu kameranın olması, sandık kurulu, ben iki tane sandık kurulu başkanıyla görüştüm. Sandık kurulu başkanının ifadesi şöyle: kameraların konulması bizi çok güvence altına aldığı düşüncesindeydik dedi. Saat 11'e kadar kimse oy kullanmadı. Saat 2'den sonra, Virenşehir'i anlatıyorum, 2'den sonra birden geldiler. Yoğunlukla obun bulunduğu kişi, sandık kurulu başkanının anlattığı, şimdi bu resimleri gördüğümüz, toplu oy kullanacağız dediler. Bize dedi ki böyle bir şey olmaz. Ondan sonra bizi darp ettiler. Bakın videoda da görüyorsunuz, kapıda korucu o. Yani güvenlik, kolluk kuvveti. Elinde silah var. İçeriye kimseyi sokmuyor ama içeride bağırış çağrışlarla görülüyor ki sandık kurulu başkanını orada dertes ediyorlar. Darp ediyorlar. Ve sonra oylar verilmeye başlıyor. Buna benzer bu öyküleri anlatanların söyledikleri, verdikleri ifade, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere hemen hemen aynı şeyleri anlatıyorlar. 200 bine yakın oy deniyor. Ben de dedim ki bu kadar büyük oy çalınır mı? Evet, işte onun için de girizgah yaptığımda İnsan Hakları Derneği Başkanı'nın burası seçim hırsızlığı ve seçim yolsuzluğunun baş şehri haline geldi dediler. Şimdi anlaşılıyor ki Şanlıurfa'yı bugünkü AKP iktidarı özel bir projeyle yönetmiş seçimde. Adalet Bakanı'nın orada olmuş olması da zaten bu projeye uygun bir şekilde olmasıdır. Adalet Bakanı biliyorsunuz seçim kurullarının başkanlarına bağlı, Adalet Bakanlığı'na bağlı. Ben uçakla dönerken Adalet Bakanlığı'nın üst düzey birçok yöneticisiyle birlikte döndüm. Herhalde onlar yer değiştiriyorlardı filan.
İkinci bir iddia, yani bu epey var. İkinci iddiada şöyle bir iddiayla karşılaştım. Dediler ki siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum örgütleri hepsi aynı ağızdan söylüyorlar. Aşiretlerin ya da işte tarikatların veya cemaatlerin pazarlık yaptığını ve bizim cezaevinde bulunan tutuklumuzun ya da işte hükümlümüzün dışarıya çıkarılması karşılığında sana oylarımızı vereceğiz. Böyle oyların verildiği iddiası var. Ben baro başkanıyla görüşmemde bunu sordum. Dedim ki böyle bir iddia var. Baro başkanı dedi ki biz de bu iddiayı biliyoruz ama elimizde belge yok. Şimdi tabii hani bir laf vardır, minareyi evet. Çalan kılıfını da hazırlar. Bunların hepsi hazır. Ama şurası bir gerçek ki Şanlıurfa'da Şanlıurfalıların iradelerini ortaya koyabilecek bir seçim yapılmamış. Eğer biz bir hukuk devleti haline gelmiş olsaydık buna mutlaka müdahale edilirdi. Ama hukuk devletinin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde temsilcisi olan Adalet Bakanı'nın bizzat gözetimi içerisinde yapıldığı bu iddiaların ayyuka çıkmasından açıkça görülüyor. Yani dolayısıyla Adalet Bakanı Bekir Bey bir açıklama yapmak zorunda. Yoktur, her zamanki açıklamalarını yapacaklar, böyle bir şey yoktur diyecekler ama şu videolar neler olduğunu gösteriyor. Ve bakarsanız aldığı bir önceki seçimle şimdiki seçim arasındaki farkı da görebilirsiniz. Adım attırmamışlar. Vali tam bir il başkanı gibi çalışıyor iddiasında bulunurlar. Ben de çok doğal dedim çünkü valiyi atayan da AKP il başkanını atayan da ve bilumum kamunun görevlilerini atayan da bir tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla hepsi ona bağlı. Bir başka şey var, bu bilerek yapılmış bir şey. Cumhurbaşkanlığı değiştiği andan itibaren 700 küsür görevli otomatikman istifa etmiş oluyor. Bunların içerisinde başta valiler olmak üzere. Dolayısıyla valiler canıraş bir vaziyette AKP için çalışıyorlar, Recep Tayyip Erdoğan için çalışıyorlar. Çünkü eğer Kemal Kılıçdaroğlu gelirse istifa etmek zorunda kalırlar. Yani kendi koltuklarını koruyorlar. Öyle bir düzen kurulmuş ki bunları bizler biliyoruz, defalarca anlattık ama bir kez bizi dinleyenlerin son iki gün kala hangi bir ucube sistemle yönetildiğimizi bilmeleri için söylüyorum. Şimdi çok haklısınız, kadın ve gençleri, şunu da altını çizerek söyleyeyim, Şanlıurfa Türkiye'de işsizi en fazla olan kent, aynı zamanda en genç nüfusu olan kent. Ve aynı zamanda en fazla sığınmacısı olan kent. Yani 600 bine yakın sığınmacı olduğunu söylüyorlar. Yeni gelenleri bilemiyorlar. Oradaki değişik kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütleri. Yani barolar, işte ticaret sanayi odaların yetkilileri söyledikleri bu ifadeler. Bunlar tabii kesinleşmiş sayılar değil. Ama görülen o ki bunların tamamına yakını vatandaş, çünkü oy kullanmışlar. Gittiğimiz yerlerde sandık başında güvenliğin sağlanmadığı ve kolluk kuvveti tarafından müthiş derecede baskı altında olduklarını söylüyorlar. Özellikle Yeşil Sol Parti'nin bulunduğu sandıklarda bunların yapıldığı açıkça görülüyor. Şunu söylemekte yarar var. Şanlıurfa Türkiye için çok önemli bir yolsuzluk örneği. Seçim güvenliğinin yok edilişinin örneği. Her türlü oyun oynanmış Şanlıurfa'da. Bunun sebebi belli. Hani sandığı basmışlar yani adamlar. Evet, sandığı var. Bu sadece bir sandıkta çekilebilen. Benzeri onlarca sandık olduğunu söylüyorlar. Son ben gelirken o sandık kurulu başkanını seçim kurulu başkanı tarafından çağrılıyor. İlçe seçim kurulu başkanı tarafından çağrılıyor. Sen istifa et diyorlar. Neden diyor? İstifa et çünkü sen bir daha o köye gidersen sandık kurulu başkanı olarak senin güvenliğini biz sağlayamayız. O da diyor ki siz beni alın. Ve nitekim alıyorlar. Yani bu tip
ben toplu oy kullandırmam diyen sandık kurulu başkanlarını bir kere ayıklamışlar. İşin ilginç tarafı, ilk işe şöyle başlıyorlar. Kadınlar oy vermiyor, kadınlar gelmezler sandığa, bize göre bu uygun değildir, biz onların yerine oy kullanacağız. Bir sandık kurulu başkanı diyor ki, ya böyle bir şey olmaz, yasada böyle değil, ben oy kullanacağını göreceğim. Başkasının oy kullanabilmesi için o kişinin de gelmesi lazım, kocamış olması lazım filan. Bunların hiçbiri yok. Nasıl sizin eşinize, genç kızınızın yerine ben size oy kullandırayım diyor ve darp ediliyor. Şimdi bunların hepsini gördüğümüzde başka bir şey var. Bunlar niçin yapılıyor? Geçen seçimde de yapılmış. Aslında Urfalıların bir kısmı, yani bu normal der gibi bir noktaya gelmişler. Niye normal? Çünkü AKP Şanlıurfa'yı özel olarak planlamış ve Orta Doğu'ya açılım kapısı olarak kullanmış. Evet. Yani evet. Kullanıyor da. Evet. Bunun altını çizmek gerekiyor. İşte karizmatik lider olmasının altında yatan burada.